Merhabalar, Defya'dan Kerem ben. Bu videomuzda Wilfa marka ProBaker hamur yoğurma makinamızdan bahsedeceğiz. Öncelikle bir kutu açılışını yapalım, sonra makineyle birazcık oynayalım neymiş ne değilmiş onu şey yapalım, keşfedelim. Şimdi biz Defya olarak bütün ürünlerimizi kargoyla yolluyoruz. Şimdi böyle bu kadar pahalı, muhteşem bir aleti alıp da kargoya güvenilir mi diye tabii ki bir soru oluyor. O yüzden böyle bir adamların, ben hayatta böyle bir şey görmedim. Müthiş bir paketlemeleri var. Yani şu mesela dış kolisi, kargo kolisi. Hani Türkiye'de bu kalite bir koliyi zaten yaptıramayız. Onun içinden bu çıkıyor. Bu da zaten müthiş derecede şık bir şey. Yani oralarda marketlerde satılan bir şey olduğu için hani şık bir kutuyla yapmışlar. Ve içinden çıkan bu strafor da, yani bunu hakikaten birkaç kattan atsak bir şey olmaz. O yüzden güvenli alabilirsiniz. Şimdi kutunun içinden neler çıkıyor? Birçok dilde kullanma kılavuzu. Bir tarif kitapçı ama yabancı dilde Türkçe kullanma kılavuzu çıkıyor. Aletin içinden çıkan bu aletin 3 tane çırpıcısı var. Bir tane flexi whip dediğimiz daha çok şey için, pasta, yumuşak hamurlar için 7 litrelik bir haznesi çıkıyor. Yani gerçekten muhteşem bir paketleme. Yani bunu aletin içinden çıkma, şeyin bozulma şansı mümkün değil. Çift çırpıcı, böyle yumurta çırpmaya yarayan aletimiz. Bir tane scraper dedikleri şey, hamuru yoğurma kancası. Olayın kalbi bu. 1 metrelik kablosu çıkıyor. Bir tane de kapağı çıkıyor bunun üstüne koymak üzere. Ve tabii ki aletin kendisi biraz ağır. Biraz değil, bayağı ağır. Bir alet çıkıyor. Bu da böyle bir paketleme. Şimdi isterseniz bunların hepsini böyle bir temizleyelim ortalığı ve aleti kurcalayalım. Evet, ProBaker Norveç'te, Norveç Ekmekçilik ve Aşçılık Federasyonu ile beraber geliştirilen, gelişimi 5 yıla yakın süren bir makine. Bu artık böyle bir category killer gibi bir şey oldu. Hani bilindik bir sürü marka var hamur yoğurma makinesi olarak. Onların tüm eksikliklerini detaylıca inceleyip maliyet derdi de olmadan, çünkü adamlar dünyanın en zengin ülkelerinde, İskandinav ülkelerinde mal satıyorlar. O yüzden pahalı malzemeyi rahatlıkla kullanabiliyorlar. Yani masraftan kaçınmıyor. Yeter ki mal iyi olsun. Buradaki öncelik hep o. Hani her firmanın kendine göre doğrusu var. Bazı en ucuzu yapıyor. Millet kullansın 3-5, atar çöpe diye düşünüyor. Wilfa'nın mantığı ise biz bir alet yapalım, evladiyelik olsun. Bu mantıkla yapıldığı için araştırma geliştirmeye de çok zaman ayırıyorlar. Ve ekipleri de çok gelişmiş. Yani böyle hani Ar-Ge bölümleri birkaç kişiden oluşuyor ve süper eğitimli insanların sürekli olarak yeni ürünler geliştirdikleri ürünler. Şimdi ProBaker'ın birkaç tane çok büyük özelliği var. Öncelikle ProBaker hamur yoğurmak için yapılmış bir makine. Çünkü hani ıslak bir kek hamurunu karıştırmak, işte pancake brownie mixlerini karıştırmak, yumurta çırpmak falan, bunlar her makinenin yapabileceği şeyler. Hamur yoğurmaksa, özellikle gluten, yani buğday hamurunu yoğurmaksa başlı başına bir iş. Çünkü bunu yapan insanlar bilir. Diğer en iyi markalar bile biraz 2-3 kilonun üstüne çıktığı zaman hamur makine yürümeye başlar. Tezgahtan düşer. Var böyle örnekler. Aşırı ısınır makine. Çünkü hani belli şey yaptığınızda, ne bileyim, focaccia yapacaksanız mesela 20 dakika hamurun yoğrulması gerekiyorsa eğer makine ısınabiliyor. Eğer ki belli bir kalitede değilse. Meşhur markalarında değişik kategorileri var. O yüzden ProBaker bütün bunları düşünerek yapmış. 7 kiloluk bir haznesi var. 5 kiloya kadar, yani %67 dersek işte 3 kilo, 10, 2 kilo suyla oluşmuş bir hamuru sorunsuzca yarım saate kadar ısınmadan yapabiliyor, çevirebiliyor ve alet hiçbir şekilde oynamıyor. Niye oynamıyor bu alet? Çünkü ağırlık merkezini aşağıya koymuşlar. Yani diğer makinelerde motor üst taraflarda olduğu için böyle çalıştığı zaman böyle bir oynama hikayesi oluyor. Evet, bu makine 13.7 kilogram. Ağır bir alet. Ama ağırlık merkezini doğru oturtmazsan bu da yürür.
Ama Norveçliler bunu araştırmışlar. Bütün makine, yani bu makinenin içi böyle bir Apple tasarımı gibi bir şey için açtığınız zaman, ki açamazsınız zaten. Açtığınız anda tekrar yerine koymanız mümkün değil. Yani bu böyle bayağı bir Apple gibi her milimetresi doldurulmuş bir şey. O yüzden yürümüyor alet. DC motoru olduğu için de 700 wattlık bir DC motoru var. Tabii watt kendi başına bir şey değil. Wilfa'nın minicik smooth mix dediği bir şey 500 watt mesela. Hani o 500 iken bu 700 watt, hani güç şeyi bile yok yani, böyle karşılaştırması bile yapamazsınız. O yüzden hani wattlar, beygirler kendi başlarına bir şey değil. Tork çok önemli mesela burada. Bu aletin tork gücü çok fazla. Yani o DC motorla yavaş yavaş çalışarak hamuru yoğurması ve dakikalarca ısınmadan, kendini salmadan yoğurabiliyor olmasının arkasında işte tabii ki teknolojik birçok gelişim var. Bunun haricinde şimdi hamur yoğurduğun zaman tabii iki tane sensör var bu alette. Yani hamur yoğurduğunuz zaman aleti yoracaksınız. O yüzden o iki sensör hem ısınmaya karşı otomatik durduruyor, hem aşırı yüklenmeye karşı. Yani mesela ne bileyim, makarna hamuru biraz daha kuru bir hamur olduğu söyleniyor. Yani ben de hani çok bildiğimden değil, okuduklarımdan, daha kuru bir hamur. Yani o hidrasyonu biraz daha şey olduğu zaman, daha kuru bir hamur olduğu zaman tabii ki motora daha çok yükleniyor. İşte o yük hissettiği zaman otomatik gene duruyor alet. Yani iki tane sensörle otomatik kendi kendine duruyor. Tabii beklemeniz lazım o zaman. O yüzden aletin bozulma ihtimali çok düşük. Şimdi bu ekmekle ilgili olan kısım. Bir de burada tabii enteresan kancanın ilginçliği. Kancanın tasarımı, hamuru otomatik olarak ortada, yani belli birkaç dakikadan sonra ortada yoğurmaya göre ayarlanmış bir şey. Ve tabii ki bu haznenin de, çelik, paslanmaz çelik haznenin de yapısı, ortasında böyle bir bombe var. Bu bombe ve etrafındaki yapı sayesinde kanca ile beraber hamur hiç yapışmıyor etrafına. O yüzden tertemiz bir şekilde bunu toparlıyor. Aynı şey bu şey flexi wisp dediğimiz şeyle de geçerli. Yani bu silikon şey bütün bu hazneyi sıyırarak temizlediği için ve alt tarafı da komple sıyırdığı için sağında, solunda, altında özellikle hamur kalmıyor. Çift tel çırpıcımız da yanılmıyorsam 0-2 milimetre aradaki fark. Yani bu hazne ile bu çırpıcıların arasında 2 milimetre kaldığı için şu koskoca haznenin içinde sadece 2 yumurta koyduğunuz zaman ya da yani çok düşük 100 mililitrelik bir sıvı koyduğunuz zaman, aquafaba koyduğunuz zaman bile bunu çok rahat çırpabiliyor. Ki yani dediğim gibi birçok rakibinde bu pek olamayacak bir şey. Çünkü bu yakınlık onlarda çok ayarlanmış bir şey değil. Bu makinenin diğer bütün ev tipi makinelerden ayıran en büyük özelliği iki taraflı dönüyor olması. Şuradan açtığım zaman ne demek istediğimi göreceksiniz. Hem haznenin hem çengelin, yani kancanın aynı anda aynı yönde dönüyor olması farklı hızlarda. Bu profesyonel hamur yoğurma makinelerinde var olan bir özellik. Bu özellik Pro Baker'da da var. Bugüne kadar profesyonel hamur yoğurma makineleri haricinde, ev tipi hamur yoğurma makinelerinde bir tek Pro Baker'da olan bir özellik bu. Bu da hamur yoğurmak için çok büyük bir özellik. Şimdi bunu da göstereceğim. Burasında bir açma kapama düğmesi var. Eğer ki ayrıca bunun DC motoru var. DC motoru sayesinde 20 tane ayarda çok hassas bir şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Eğer ki bu düğmeyi açtığınız zaman bu işte o 20 ayardan birisindeyse bile çalışmıyor alet. O yüzden tekrar sıfıra koyup tekrar çalıştırmak lazım. Gördüğünüz gibi hem hazne oynuyor hem kanca oynuyor. Bu hamuru yoğururken elle yoğurma şeklinde bir sonuç doğurduğu için çok tercih edilen bir şey. Bu DC motor sayesinde 20 tane farklı ayar yapabiliyoruz. 20 farklı ayarda tabii ki hassas bazı şeyler için önemli bir özellik. Güzel bir özellik, gene diğer rakiplerinden bunu ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi de diyebilirim. Kancalardan herhangi birisi dönerken
içine ürün atabiliyorsunuz. Yani bu hani normalde yapılması gereken şey, aleti durdurursunuz, açarsınız, işte yumurta atarsın, un atarsın, tekrar koyarsın, çırparsın, başlatırsın falan. Bunda öyle bir şey gerekiyor. Şimdi bu alet çalışırken de bir şeyler dökebiliyoruz ama bir kapakla bunu yaparsak, özellikle unun falan gibi şeyler yaptığımız zaman çok daha temiz bir işlem olur. O yüzden kapağı takmak için şuradaki aparatın en üst tarafına bunu yerleştiriyoruz. Evet, böyle oturduğu zaman oturuyoruz. Yani burası böyle cuk oturmasına gerek yok ama kapağın kolaylıkla açılabiliyor olması lazım. Bu sayede un, şeker, yumurta ne atacaksanız alet çalışırken bile atmaya devam edebiliyorsunuz. Bu çok çok büyük bir kolaylık tabii. Çırpıcıdaki hikayede şimdi Flexi Wisp'i de göstermek istiyorum. Flexi Wisp de çünkü özelliği çalışırken gene bütün haznede döndüğü için haznenin etrafındaki her şeyi sıyırıyor. Her şey sıyırıyor. Alttakini sıyırıyor. Böylece etrafta böyle kalan bir kek hamuru bir şey kalmıyor. O büyük bir kolaylık tabii ki. Sadece buradaki çırpıcı teli koyarken bunu çıkartmam gerekiyor. Çünkü çırpıcı tel ikili yapmışlar. Arkadaşlar düşünmüşler, eninde sonunda bir şekilde ikili olmasına gerek görmüşler. Şu taraf arkaya geliyor ki makineyi çırpan şeylere karşı koyursun. Bu adaptör, bunlar istendiği zaman çıkartılıp temizlenebiliyor. Bu arada çok pardon, unuttum bunu söylemeyi ama bunun silikonları da çıkartılabiliyor. Temizlik için özellikle bu, çünkü böyle bir pancake mix falan yaptığınız zaman vıcık vıcık bir hamur oluyor. Bütün etrafına yapışacak. Bunu çıkartıp temizleyebiliyorsunuz. Bu bizim çift tel çırpıcımız da dediğim gibi hazne ile arasında 2 milimetre kaldığı için 100 mililitrelik bir sıvı, 2 tane yumurta, bunların hepsini çok rahat bir şekilde şeye çevirebiliyor. Bu sesi duyuyorsunuz çünkü birazcık değiyor. Orada bir şey olması gerekiyor. Aletin çalışma hızı. Çırpıcıda önerilen şey maksimum %70'e kadar çıkartmak. Bu ayarda en fazla 70'e kadar çıkartmayı öneriyorlar. Bu gene hepsi beraber dönüyor. Bu ProBaker şu anda Avrupa'da hamur yoğurma makineleri arasında bir numaraya oturmuş durumda. Yani ki o kategori de bildiğiniz gibi çok artık kemikleşmiş markaların şeyi altında, kontrolü altında olmasına rağmen arkadan gelen bu kalite bu markayı, ProBaker'ı cidden böyle haritaya yerleştirdi. Biz çok çok memnunuz. Kiminle çalışırsak, hangi hamur ustasıyla, makarna ustasıyla konuşursak herkes bu üründen çok memnun. Umarım siz de sahip olup güle güle yıllarca kullanırsınız.